Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Yeni görüntüler ortaya çıktı. Tespit edilen kamera görüntüleri analiz için TÜBİTAK'a gönderildi. Adalet Bakanı'ndan bu konuyla ilgili soruşturmanın son durumuyla ilgili bir açıklama geldi. ...12 şüpheli tutuklu ancak katil belli değil. Narin Güran cinayeti soruşturması sürüyor. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak. Tutuklanan annesi, ağabeyi ve amcalarının da aralarında olduğu zanlılar sorgulanıyor. Soruşturmada yeni görüntülere ulaşıldı. Bir takım tespit edilen kamera görüntüleri var. Bu kamera görüntüleri dün TÜBİTAK'a gönderildi. TÜBİTAK tarafından bir inceleme yapılıyor. Oradan da hem ses hem görüntü anlamında tespit edilen bazı evlerden elde edilen kameralarla ilgili TÜBİTAK'ta da bir çalışma yapılıyor. Geriye dönük HTS kayıtları da mercek altına alındı. Şüphelilerin baz istasyonu çakışmaları inceleniyor. Cinayet mahallinde kimlerin olduğuna yönelik baz istasyonu tespitleri ve baz çakışmaları ile ilgili şu anda çalışmalar devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Adli Tıp Günleri açılışında sorulara cevap verdi. Narin'in katilleri millet önünde hesap verecek dedi. Narin kızımızın katilleri mutlaka bu soruşturma kapsamında tespit edilecek ve yargı huzuruna çıkarılacak. Çok uzun sürmez ve bu anlamda açılacak bir davada yargılama neticesinde onun katil ya da katilleri yargı huzurunda, millet huzurunda hesap verecekler. Bu arada Narin'in ağabeyinin kolundaki ısırıklarla ilgili adli tıp raporu tamamlandı. Isırıkların kime ait olduğu tespit edilemedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.